Pandeminin bitmesine rağmen internetteki hızlı satranç turnuvaları devam ediyor. Chessable turnuvasından bir oyun. Mamedyarov siyahlarla oynuyor. Mamedyarov'un olduğu heyecan var. Karşısında da Mishra Abimanyu. Oy, oyuna başlayalım hemen. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5'te İtalyan açılışına girdi. Ve Mishra Abimanyu C3 yapıyor. Kim bu Mishra? Mishra en genç büyük usta olma rekorunu elde eden oyuncu sadece 12 yaş 4 ay ve 25 günlükken maşallah maşallah büyük usta olmayı başarmış. Trende baktığımızda bekleyelim ki bir 20 sene sonra falan artık 12 yaşında büyük usta olmayanı dövecekler veya daha da ileriye gidersek 12 yaş şampiyonu belki dünya şampiyonu olacak. Neyse işin şakası ama gerçekten yaşlar çok düşmeye başladı. Oyuna bakalım. At F6, D3 Şehriyar rok atıyor, Mişra da rok atıyor, D5 böyle Mişra falan diyorum. Hadi Şehriyar'ı tanıdığım için Şehriyar diyorum da Mişra da artık Apimanyu Bey diyecek halim yok. 12 yaşında çocuk D5. D5'e Şehriyar merkezden gelince E alır D5 kırmış, at alır D5 ve Şehriyar'ın merkezde piyonu var, rakibin yok. Ama Beyazların aletleri de iyi gelişmiş durumda. Özellikle bu fil oldukça can sıkıcıdır. A4 yapmış. İlginç bir hamle. Ya A5 sürmek istiyor buradan alan kazanmak için. Çünkü bazen A5 de bu filin peşinde koşabiliyor siyahlar. Ya da B4 ile burada tehlike yaratmak istiyor. A5 ile en azından beyazların A5 sürüşünü veya B4 sürüşünü engellemiş şehriyar. A5'e at bd 2 şah 8 ilginç. Şimdi burada... İlk kez Mişra düşünmeye başlıyor. Neden mi? Şu ana kadar 16 dakika 10 saniyesi var. Burada kale 1 için 1,5 dakika falan düşünmüş. F6 ile istenen E5 piyonunu tutuyor Şehriyar. Ve D4 ile merkezden geliyor. Yine biraz düşünerek. E piyon boşta değil mi? E D4 yaparsak C D4'e at D4 at D4'e fil alır D4'le mis gibi merkez piyonunu almıyor muyuz? Hayır. Eğer böyle yapsaydı Şehriyar... At B3 hamlesiyle ver Ahmedi ver Mehmedi vardı. Filik kaçınca da piyonu alır rahat bir oyunu var. Dolayısıyla Şehriyar demiş ki ben filimi kaçıyorum temiz temiz. E, beyazlar da D5 yapmış. At E5, At E5, F5. Aa bu piyon boşta değil mi? Yani bedava piyon yok. F2'den alınca beyazların başı derde giriyor. Dolayısıyla ben demiş atımı şu kuvvetli kareye yerleştireyim. Kuvvetli karenin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? rakip piyonların tehdit edemediği, rakip kampa yakın ve yerleşebileceğiniz kareye kuvvetli kare diyoruz ve buraya da at harika yakışır. Şehriyar'ın durum pek parlak gözükmüyor ama elinde bir kozu var. O da açık hat. Yani statik bir dezavantaj var. Bunu dinamik avantajla karşılıyor bence. Hadi bakalım. Fil E6 gelişmiş. Fil G5. Mişra tehditle geliyor. Vezir D7. Fil H4. Oo, o da uyanık. F2'yi sağlam bir şekilde tutmak istiyor. H6. Fil G3. E5'e de göz dikti mi? Ver piyon diyor. Ama Şehriyar dinamik oynuyor. Diyor ki sen bu piyonu alırsan ben de seni F2'den yıkarım. At F2 yaparsan vezir F2 dalarım. Türlü türlü tehlikeler yaratırım diyor. Dolayısıyla vezir F diye vezir B3 yapmış beyazlar. B diye dalmak istiyor buradan. C6 ile hem atı sağlam bir şekilde tutmuş hem de yandan beydiyi koruyor. Beyazlar da Şehriyar'ın e, tekniğini uyguluyor. Şahı kenara çekmiş. Kale ad8 gelişim ve şimdi Mişra diyor ki artık ben bunu alırım. Fil alır e5 yapıyor. E şimdi ne olacak? Fil alır f2 yaparsa burada şahla gelmiyor. Kale f1 açmaz var. Böyle bir dert var. Ama Şehriyar burada işte bomba hamle yapıyor. Bu oyundaki, bu oyunu gösterme amacım da bu hamledeki şahanelik. Hamleye bakar mısınız? Geliyor hamle. Fil H3. Öylesine boşa koyuyor. Kaç dakika düşünmüş bakayım. 8.25, 7.08. Evet bir dakikadan biraz fazla düşünmüş. Al fili diyor. Peki bir dakika fili alırsa ne var? G alır H3 yaparsa. Şimdi bunu ben de görebilirim. Vezir F3 şah görebiliriz değil mi? Şah K1. Fil alır f2 patlattık. At f2, vezir f2. Şah h1. E bunu görünce sürekli şah var zaten. Hadi böyle görüp oynayabiliriz. Ama şehriyar eminim ki burada at e3 oynayacaktı. Göbekten mat isteyecekti. Fil f1 tutmanın tek yolu o zaman da kale d2 ile oyunu bitirecekti. Kale g2 al vezirle göbekten mata çare yok. Hadi biz fani satrançlar flash 3'ü gördük diyelim. Epey bir gayret sarf ederek yani burada şimdi Flaş 3 ya oynandıktan sonra a olabilirmiş diyor insan. Ama onu düşünebilmek gerçekten zor. Devam edelim flash 3. Flash 3'e şaşırıyor. Bakın 5 dakika 36 saniyesi var. 2 dakika 31. Of yani Şehriyar abisiyle ilk kez mi oynuyor? Fil G3 oynuyor. Ben kendimi tutayım diyor. Peki, Şehriyar ne yapıyor? Şimdi mesele şu, biz flash 3 yaptığımızda rakip fil 3 yapacak diye, bir şey çıkmıyor diye zaten flash 3'e girmeyiz. Şehriyar'ın farkı burada olmayanı oldurtmaya çalışması. Hamle geliyor. Fil alır g2. Ne kadar düşünüyor? 3 dakika düşünerek fil alır g2 şah yapıyor. Artık köprüleri yakıyor Şehriyar. Şah g2 yapmak zorunda. Mişra'nın düşünmesine gerek yok. Zamanı da az. 2 dakika 39 saniyesi var. Vezir F3 Şah. Şah Gebir'e. Şimdi deniz bitti mi? Atak bitti mi? Devamında ne gelecek? Her şey tutulu. F2 çok iyi tutulu. Hem fil hem at tutuyor. Destek olarak hangi taş gelecek ki? İşte zorluk burada. Şehriyar şehriyar yapan da bu. At E3 geliyor. Ve G2'den mat istiyor. Peki yalnız bir sorun var. Bu E3 Türlü türlü boşta kaleyle alabilir, piyonla alabilir. Ne olacak? Burada örneğin basiti şu. F alır E3 yaparsa nispeten. Bezir alır E4 yapıyoruz. Taşımızı geri aldık. Ama taşımızı geri aldık diyorum da yine kolay değil. Çünkü iki taş vermiştik bir tane aldık. Hadi diyelim ki burada şimdi fil alır E3 istiyoruz. Bu da çok zor. Şimdi Analiz bu karıştırmayın sonra. Fil F2 ile tutarsa çat patlatıyor. Alınca buradan dalıyor. Kapatırsa mat var zaten. Şah ve mat. Şu varyantın güzelliğine bakar mısınız? Yani bu hesaplamalar 15 dakikalık bir oyunda oluyor. İnanılmaz bir enerjiyle oynuyor. Tekrar ediyorum. Harekete bakın. Yani fili feda ettik önce. Yani ilk yaptığı feda değil. Fedanın üstüne feda geliyor. Atı E3'e bırakıyor. At E3'e. Şimdi Mişra 2 dakika 46 saniyesi var. Hiç yani kesinlikle olmak isteyeceğiniz bir durum değil hızlıca 10 saniye içerisinde 10 saniye arttırmalar var. Onu da dikkate almak lazım. Kale alır E3 yapıyor. Fil alır E3 geliyor. Şimdi F alır E3 yaparsa yine vezir E4'ten sonra çok güçlü bir atak var. Çünkü kale D2 gelme fikri var. Kale D1 yaparsa alır alır C4'teki fil boşta. Vezir E3 şah istiyor. Tamam bunda sıkıntı yok. E ama ama burada fil alır E3'e Beyazlar Kale E1 hamlesini bulmuş, iyi hamle. Yani biraz da mecburiyetten buluyor. Tamam Kale E1, Vezir alır E4. Burada şehriyar hızlı oynamış. Kale alır E3'e, Vezir ve bir Şah. Şah G2, ye. Kale D1 aşağıya iniyor. Şah tehlike altında. File 2 geliyor, ver diyor. Kale G1 Şah razı, Şah üst kata çıktı. Bir dakika kaldı Mişra'nın. Vezir F5 yapıyor. Fil G4. Fili demek ki bu sebeple gelmiş kapatabilmek için ucu ucuna oynuyor. Vezir G5. Vezir E6. H5 ver fili. Fili 2 kaçınca kale F5. Vezir E4. Burada artık saniyeler 18 saniyesi var Mişra'nın. Kale F8 dönüyor. Fil D3. Aşşed'den mat istedi. İlk kez nefes aldı. Vezir H6. Vezir E7. Kale istedi. Kale g 8 17 saniye. Vezir F7 alıyor, tutuyor bir yerleri. Nereyi tutuyor? Ben de bilmiyorum ama şöyle bir yaklaştı. Vezir G5 gelince, ki, Vezir G4, Mat istiyor. Vezir F5'te tutuyor ve şimdi şehriyar alıyor. Daha iyi hamle var mı? Göremiyorum. Vezir F5. Fil F5'e, Kale F8 geliyor. Ama sorun şu, artık Mat yok Kaleye karşı iki hafif var. Fil G6. B5, e, A, B, C, B artık oyun kayıp. Kale 5 kale H5 istiyor ve burada Şehriyar zaten kayıp konumda herhalde. Can, yani canı sıkkın durumda. Kale F6'ya, kale E8'den sonra terk etmek zorunda kalıyor ki ama her türlü kayıptı. Zaten işte 12 yaşında belki 13 mü oldu şimdi dünyanın en genç büyük ustası Mishra Abimanyu hızlı satranışta işte Şehriyar'ı yenmeyi başarıyor. Eee oluşturduğu izlenim iyi savunma yaptı. Evet. Yani oyunu iyi savunma yaparak kazandı ama şunu diyebilirim. Şehriyar kendi oyunuyla kaybetti. Arka arkaya fedalar ama bunları oldurtmak mümkün değildi. Çünkü bilgisayarla kontrol ettiğimizde de en iyi savunmaya karşı feda başarısızdı çocukta. Bunu bulmaya başardı. Evet, umarım anlatım beğenmişsinizdir. Benzesirgemezsiniz. Sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.